akşamlar. Türk Tiyatrosu'nun bu çok özel gecesine 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne hoş geldiniz. Evet, sevgili Diren Sanat takipçileri, 26.sı gerçekleşen Afife Tiyatro Ödülleri bugün sahiplerine verildi. Ve bu yılın en iyi oyunu Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın Yaşamak mı Ölmek mi oyunu en iyi oyun olarak seçildi. Bunun dışında tören aslında çok güzel, akıcı, ferah, insan hiç sıkmayan, sanatsal bir etkinlik içerisinde verildi. Özellikle törenin açılışında Nebi Bilgin'in arkadaşlarla birlikte yapmış oldukları müzikal gösteri gerçekten de harikaydı. Yine Yapı Kredi Özel Ödülleri Murat Ovalı'ya verildi. ENKA Sanat Koordinatörü ve Jüri Koordinatörünü üstlenmişti uzun yıllar boyunca ve ödülünü Merve Dizdar tarafından aldı. Yine bu senenin en iyi erkek oyuncu ödülünü Çirkin oyunuyla Onur Berk Aslanoğlu aldı. Onur Berk Aslanoğlu aynı zamanda bu yılın Sadri Alışık oyuncu ödüllerinde de komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. En iyi kadın oyuncu ödülünü Kel Diva oyunuyla bu senenin de en çok ses getiren oyunuydu. Oyun atölyesinin Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'le birlikte paylaştıkları sahnede. Maalesef ödül almaya Zuhal Olcay gelmedi. Ödülü başkası onun yerine aldı. Muhsin Ertuğrul özel ödülünü Ayşegül Yüksel aldı. Bu da törene bir video mesajla katılarak teşekkürlerini dile getirmiş oldu. Haldun Dörmen özel ödülü Mutlu Aile tablosuyla Emre Kınay ve Pınar Altuğ'un oynadığı Duru Tiyatro'ya verildi. Yine yardımcı erkek oyuncu ise Erkan Baylav'ın Şakşakçılar oyunuyla Erkan Baylav aldı. Yardımcı kadın oyuncu ise Çağdaş Eke Şişman Büyük Zarife Apartmanı'yla da bu ödülün sahibi oldu ve ödülün yönetmeni İlyas Özçakır neredeyse 50 kişilik bir kadroyu sahneye taşıdı ve yılın unutulmaz oyunları arasına Büyük Zarife Apartmanı girdi ve en büyük teşekkürü de bütün bu tarihsel olaylara tanık olan Büyük Zarife Apartmanı aldı. Cevat Fehmi Başkurt özel ödülünü ise Müge Oskay aldı. Çarpışma oyunuyla yine Müge Oskay Hakan Tabakan'dan ödülünü almış oldu. Sahne tasarım ödülünü ise Murat Gülmez aldı. Yine Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın Yaşamak mı Ölmek mi oyunuyla. En başarılı genç kuşak ödülünü ise yine Sadri Alışık'ta da yine genç kuşak ödülünü alan Emrecan Karakurum aldı. Bu taraftan Daha Güzelim oyunuyla. Ve tabii ki yılın ışık tasarımı yine Yakup Çartık'ın Otomatik Portakallı aldı. Yine giysi tasarım ödülünü ise Cevren Sarayoğlu Yaşamak mı Ölmek mi oyunuyla. Hareket düzeni ise unutulmaz yönetmen, stüdyo yönetmeni ve bizim gerçekten Türk tiyatrosunda da büyük yeri olan Şahika Tekant'a verilmiş oldu.